Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Necuk kanalında, White Tip kanalında efsane bir maç izlemeye hazır mısınız? Çok ortada, çok dengeli giden bir maç. Bilin bakalım ne oldu? Korki oynuyorum. Orta koridordayım ve aynı şekilde Bambi orman oynuyor Jarvan karakteriyle ve karşıdaki şampiyonları vesaire görüyorsunuz. Bizde işte Jinx Leona var. Karşıda Varus Seraphim var. Benim karşımda Zed, aşağıda Gragas'la Malphite kapışıyor arkadaşlar. Çok çekişmeli bir maç olduğu için bunun bir tekrarını izleyerek, yorumlayarak, anlatarak. Şimdi ben spoiler vermek istemiyorum ama izle ya. Sadece izle. Sadece izle, like'ını bırak. Kanala abone olmayı unutma. Şimdi Zed'in 5 level'a kadar ben pek fazla verimli olmadığı için olabildiğince onu dürtüp koridorda minyon kaybetmesine sebebiyet vermeye çalışıyorum ki şu an eriklerini bile yedi. Burada neden böyle agresif oynadığımdan bahsediyorum. Bu arada Corki'de arket kostümünü açmamışım bile. Normalde açtım vesaire yani. Öyle eskilerden. Yine Diamond, Master, Elo kaliteli bir maç izleyeceksiniz. Karşının jungle'ı evelim bu arada. Şöyle üst koridorda Jinx'le, şunu ben aşağı indireyim daha rahat gör. Arada sırada göstereceğim. Jinx'le Leona bayağı sıkıntıya girmiş durumda. Ki Leona bence çok güçsüz bir support. Varus'a AP falan kasınca gayet işlevli oluyor. Jinx'i zaten biliyorsunuz late game'de anca iş yapabilir. Ki o da güzel oynanırsa. Alt tarafta Gragas, Malphite kapışması kafa kafaya gidiyor diyebiliriz. Yukarıda bir olaylar dönüyor şu anda. Hemen bakalım. Bot lane'ler kapışıyor şu anda. Bir fight döndü. Evelini kestiler. İlk kanı döktüler. Oradan Seraphine'i de çok güzel aldı. 2-0 öne geçtiler abi, tertemiz. Bu sırada midde biz kapışmaya devam ediyoruz. Orada Boris bir hareket yaptı ama flash'ını falan kaybetti. Ejder'e 5 saniye var. Base'imi atacağım, itemlerimi yenileyeceğim ve paketimi alıp Ejder fight'ına gidiyoruz arkadaşlar. Bu sırada Zed Gragas'ı kesmeye gidiyor. Bakalım başarılı olacak mı derken geriye dön. İtemleri şöyle bir gösterelim. Ben daha tam olarak üçlü kuvveti bitirememişim. 3000 altınım var. Zed benden 600 gold üstün. 600 gold da Varus onlardan üstün. Yani daha doğrusu bizim Jinx'e göre kıyaslıyorum. Bizim jungle 800 gold Evelyn'den üstün. Herkeste böyle bir dengesizlik var. Yavaştan buraya toplandık. Ben şimdi orta koridoru ittiriyorum bir kere farmları kaçırmamak için. Ki zaten pakette girersem güzel bir fight dönecek burada. Burada Malphite Zed'in olduğunu biliyorum. Ona göre arkayı kolluyorum. Fight falan başlat diyorum. Gir abi diyorum derken burada böyle bir bölüyorum bunları. İkiye ayırıyorum. Burada Ejder'i Evelyn alıyor. Arka planda durup Zed'i kesmeye çalışıyorum. Orada büyük ben Zed'i düşürüyorum. Burayı zaten komple buzlamışız gibi bir şey yani. Malphite de bir canla kaçıyor. Takımdan biri katlediliyor. Burada ben de katlediliyorum büyük ihtimal. Sıçrasını attı. Rakip ikiledi. Ve ne oldu abi? Hepimiz öldük. Katliamı da yedik ve 4-9 geriye düştük. Arada 3000 gold fark var. Baba izle maçı, güzelliğini izle sen şimdi. Asıl olaylar patlıyor. Bu arada umarım bu tarz böyle güzel maçları seversiniz, hoşunuza gider diye düşünüyorum. Bu şekilde sunmam, sizle gerektiği yerde bilgi verip gerektiği yerde bir sunucu gibi aktarmam. Lütfen bu konu hakkında yorum yapın. Yeni yeni böyle videolar çekmeye başladım. Hoşunuza gidiyorsa bir like atıp yorumunuzu belirtmeyi unutmayın. Aynı şekilde hoşunuza gitmiyorsa da yorumda belirtin. Evet, yukarıda yine bir fightlar dönüyor. Leona'mız yakalanmış. Oradan Varus'a bir kill daha gitti. Seraphine. Karşı takıma 4-10 oldu. Şöyle alt koridorda bir şeyler oluyor şu anda. Malphite'ı. Malphite Gragas'ı kesti. Ben arka taraftan taramaya başladım. Malphite'e bir tane vurdum. Zed'e bir tane vurdum derken orada 2'de 2'ye alan bir Corki var. Jarvan şu anda Evelyn'i zorlamaya devam ediyor. Bu arada alameti biz kaptırdık. Alamet ne oldu oğlum? Kim aldı alameti? Alameti Evelyn almış. Evelyn alameti de kaptırdık. Şu anda hiçbir objektifimiz yok. İlk kuleyi de kimse açamamış. Şu anda o yüzden minyonlarla beraber, Jarvan'la beraber orta kuleyi yarmaya çalışıyoruz. Burada ben ölürüm. Aman gerek yok diyerekten hemen çıkıyorum. Ama ilk kuleyi de bize açtırmıyorlar. Paketim geldi. Manam yok. 2 tane kilim var. Ne yapmalıyım? Base atıp hemen itemlerimi yenilemeliyim. Alameti yukarıdan direkt açmışlar ve bütün takım toplanmış. Neden? Çünkü orta kulenin canı çok azaldı. İlk kulenin ekstra golden'ını istiyorlar. Alametle beraber ilk kuleyi aldılar arkadaşlar. Karşı takım bütün objektiflerini, bütün avantajlarını kullanıyorlar. Ben geldim. Yara yara girdim orada. Seraphim flash'ta kaçtı. Derken ayartıldım. Denedim. Paketle yapabileceğimi yaptım. Çıktım. Karşıdan bir flash falan aldık. Burada Evelyn riski her an ortaya çıkabilir. Ben burada kaşındıkça kaşınıyorum. Çünkü canı az olan birisini gördüğü zaman Evelyn genellikle böyle yanında, hemen sağında solunda pusmaya çalışır. Güvenli bir yerde base atarken onu, rakibini gafil almamaya çalışır. Burada Varus'a çok fazla hasar çıkarıyorum. Vuruyorum. Olabildiğince güzel bir hasarla ve yeteneklerle Varus'u kesip seriye bağlıyorum. 4-1-2, 4-1-0 giden bir
Corki olabildiğince farmı, killleri ala ala sakin oyunuyla bu maçı bakalım taşıyabilecek mi parmaktan sonra. 10 saniye sonra Ejder çıkıyor. Orada yakalanan bir Evelynn var. Olabildiğince arkadan kill ve hasar çıkartıp Evelynn'i çıkarmaya çalıştım. Çünkü Ejder var. Zed de orada her şeyi bana atıp beni aradan çıkarmaya çalıştı. Ama maalesef burada katledildi. Benim orada Evelynn'i o kadar zorlamamın sebebi bu arada. Tam olarak Ejder olduğu için onu kesersek çok rahat alırız diye demiştim. Burada Gragas'lı Jarvan bayağı bütün takımı sıra sıra kesiyorlar. 4'te 4 geldi Jarvan'dan. Penta gelecek mi? Penta gelecek mi? Manası olsa büyük ihtimal Penta gelecek fakat Evelynn çok hızlı bir çarptılar, karşılıklı atıldı ve o Penta verilmedi. Ben nerede öldüm? Ben nerede öldüm? Bu sırada Evelynn beni avladı kule altında. Hatırladın bu sahneyi. Evet. Burada güzel bir combo yapmamız gerekiyor Jarvan'la beraber. Herkesi araya alıp kesmeye çalışıyoruz. Evelynn canı çok az derken Evelynn'i de düşünüyoruz. Jarvan çok güzel ultiyle girdi. Ben paketimi patlattım. Burada Malphite yok diye fight'ı rahat bir şekilde aldık. Şu an bence bu Malphite'in yaptığı hareket tamamen bir troll. Neden diye soracak olursanız. Bu adamın burada olmasının hiçbir mantığı, hiçbir açıklanabilir durumu yok. Neden diye soracak olursanız. İlk ejder fight'ı bitti. İkinci ejder fight'ı. İlk kule zaten yıkıldı. Ekstra bir gold almayacaksın. Senin ejderde olmaman için hiçbir sebep yok. Üst koridorlar gözünüzü açın ve uyanın. Ejderleri takip edin. Gördüm. Şimdi yukarıda Malphite Jinx'i yakalamış. Ve Jinx tekrardan düşüyor buradan. Gragas'ı öldürebilecekler mi? Onu şimdi hemen kontrol ediyorum. Yavaşlatmayı yedi. Malphite'in de taşını attı. Derken Gragas da düştü. Orada iki kill verdiler. Hemen biz buraya dönüyorum. Yukarıda herkesi gördük. Dedik ki hemen bir baron alalım. Ama Zed geldi burada bizi gafil almaya çalıştı derken. Her şeyimi attım orada Zed'e. Çünkü neden Evelynn'in geldiğini görmemiştim. Burada da ben öldüm. Üst tarafta kulemizi yarmaya devam ediyorlar. Artık maç çok kötü yerlere gidiyor. Yukarıda Leona bir daha öldü ve bir kuleyi daha verdik. Alt tarafta Evelynn Jarvan'ı kesiyor. Alt koridoru pushluyor. Şu anda minyonlar dalgalar akın akın bize geliyor ve bir anda altın farkı kapanıp üstüne bizim önümüze bin altında geçtiler bile. Burada sürekli Bambi ile aramızda konuşuyoruz. Ne yapabiliriz? Sen ultini at güzel. Leona kombolasın. Ben de yakayım. Adamlar orada cayır cayır yansın. Keselim kafasındayız. Böyle bir kombomuz var. Evelynn'i gördük. Dragas direkt göbeğini attı. Leona attı skillerini fakat yemedi. Burada ben ne yaptım? Saçma sapan bir hareket yapmışım. Ama aslında takımı ikiye ayırdım. Bak arkadakiler bayağı bir yandı. Arkadan hasarımı vurmaya çalışıyorum. Canım çok fazla azaldı. Hemen eriğimi yedim. Jarvan girdi. Canları şu an çok az aslında. Girerlerse büyük bir hata yapacaklar. Derken Zed'i de kestik. Bundan sonrası bizde. Baba gel. Baba gel. Baba gel. Bundan sonra gelemez. Çünkü tuttuğuma tek atacağım. Güçlüyüm. Bütün skilleri bitti. Evelynn bir yerden bir şeyi yaktı geliyor. Sağ taraftan oku gördüm. Hemen sol tarafa doğru kıvrıldım. Ne durumdayız? Leona'mız ölmüş, karşıdan Zed ve Seraphine ölmüş. Bu ne demek? Gayet başarılı. Paketimiz varken Corki ile öyle bir yerlere hat çekebilirsiniz ki paketin üstünde yanan birisi neredeyse hareket edemeyecek kadar yavaşlıyor ve inanılmaz bir hasar yiyor arkadaşlar. Takımı özellikle mesela supportuyla ADC'sini bölerseniz veyahut da takımın birkaç oyuncusunu bölerseniz, dar koridorlara atarsanız, geçişlere atarsanız aslında fight'ı kazandıran hareketi yapmış oluyorsunuz Corki oynarken. Bu çok önemli. Bu aralar çok fazla Corki oynadım ki biliyorsunuz videoda da bunu ben bahsettim. Birkaç taktiğine, mekaniğine çok iyi alışmış durumdayım. Gragas ölmüş. Kafayı yiyoruz. Diyoruz ki baba 40 saniye anladın mı? Jinx yine öldü. Alev ejderi çıkmış. Baron var. Ne yapacağız ya diyoruz. Niye ölüyorsunuz? Niye yakalanıyorsunuz diyoruz. Şu an tiltiz ya. Ama ona rağmen yılmıyoruz. Altınlarımızı görüyorsunuz. 3-7, 0-6, 2-8 giden 3 tane arkadaşımız var. Bunları taşıyacağız. Baktım. Hemen olayı söylüyorum buradaki. Bu adamlar ejderde. Bu adam orta koridoru tek başına puşluyor dedim. Ben bunun kafasına çökerim. Kesebileceğimi biliyorum dedim ve kestim. Burada Jarvan alev ejderi olduğu için, çok değerli bir ejder olduğu için 5 kişinin arasına girip o alev ejderini çalmaya çalıştı. Bunu denemesi lazımdı. Çalamadı ve öldü. Şu an barona görüşümüz yok. Ormancı burada değil. Bu adamlar baronu kesin alıyoruz dedim. Attım. Canları az. 4500 canı var. Bunu gördüğümüzü fark edip baronu saldılar derken orada hemen bir oyunlar. Pakette Evelynn'i kestim. Şu an olaylar bayağı bir karıştı arkadaşlar. Baron canı azken hemen Jarvan arkadan girdi. Canları bayağı az. Arkadan çok güzel bir pozisyon aldım. Ormancı kestim. Şu an dağıldılar ya. Panikler, ne yapacağını bilmiyor karşı takım. 3'te 3 atan bir Corki
Jarvan'la beraber adeta maçın dengesini alt üst etmiş durumda ya. Adamlar 2v5 atıyor baba, böyle bir şey olabilir mi ya? Leona, Jinx, Kragas oyunda yok baba. Bize bir sal ya, bizi bir bırak. Bak aldık, yürü babam yürü. İyi, kuleyi aldık. Baron'u almamış olabiliriz. Adamları kesiyorsun, dakika 16, 50 saniye. Tak, kilit, devam. Vur baba, açını bitörü. Kragas'a bak, Kragas'a. Winter ettiysen seni bulacağım oğlum. Burada Zed'i de Zonya ile ultisini çok güzel dojluyorum. Üstüne Zed'i kesiyoruz. 25-29'luk bir skorda geri olmamıza rağmen 6000-5000 gol farkı açmış durumdayız. Korki şu anda inanılmaz güçlü. Şöyle statlarımı göstereyim full build'de. Canımı, AD'mi, kritiğimi, itemlerimi hepsini görün. Full build'de bu şekilde yapıyorum Korki'de. Kadı Mejder'e ortaya çıktı. Yukarıda bizimkiler yine bir yakalandı. Şu anda fight giriyor. Jarvan orada girdi. Takımı yardım ortadan ya baba, anladın mı? Orada tak Varus'u düşürdü. Arkaya girdik. Jarvan'la beraberiz zaten. Çok güçlüyüz. 2'de 2. Serap'in yanarak öldü. Orada Zed'in canı çok az. Ona da bir hasar vurdum. Kırmızıdan yanarak ölür mü diye bakarken kırmızıdan yanarak öldü. 3'te 3 atan bir Korki var. O sırada rakip takım nerede? Malphite, Evelynn. Bir pentamız var mı? Geldim orada Evelynn'i de kestim. Derken Jarvan kili cepliyor. Bak fark ettin mi? 2v5. Başka kimse yok. 2v5. Bizim adamların tek yaptığı şey, biz bu adamları keserken sadece bir hedef kuklası olması. Jarvan orada Malphite'ı yakaladı. Vurmaya çalışıyor. Bu saatten sonra adamların 15 saniyesi var. Hiç umurumda değil. Onu kesemiyor. Baktım böyle bir şeyler yapıyor. Canı azaldı. Şuna döndü. 2 vurdum. Bayıldı. Bayılttım onu. Hemen bir resetleniyorum. Döndü. 2 milyonla beraber adeta maçı 2v5 taşıyoruz arkadaşlar. Bu oyun bu kadar. Bu maçı da size sunup paylaşmayacaksam hangi maçı paylaşacağım dedim. Ve böylesine güzel bir maçı size sunmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Skorlar bu şekilde. 0-7, 2-9, 3-9 oynayan bu üçlüyü 11'e 4, 13, 14, 3, 6 skorlarıyla 2 ve 5 yapıp taşıdığımızı düşünüyorum. Lütfen bu maç hakkındaki yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın ve bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız her videodan haberdar olursunuz. Şöyle hasarları görüyorsunuz. Bam gün bam gün vurmuşuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zilden bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.